Tampon yok. Koltuklar yok. Lastikler 36 PSI. Selamlar arkadaşlar. Bu videoda 0-100 denemesi yapacağım. Fakat yani hiç kimsenin denemediği bir şekilde. Daha önce Türkiye'de denendi mi bilmiyorum. Arka tamponları boyatmak için söktüm. Kaportacıya verdim. Bir tamponlarda sıkıntım var benim. Görüyorsun şurası. Şu ek zaten de. Bu tamir olur mu? Tamir olur. Tampon komple boyanacak herhalde bu. Aynen. Bu ek yerlerinin düzgün olmasını istiyorum böyle. Tamam. Ön tamponda ekte var. Ben şimdi tamponu bırak arabaya kullanmam lazım hani bırakmak tamam. İstemiyorum çok. Ön tamponu bıraksam binilir mi öyle araba? Binilir. Binilir. Davlumbazlara falan sıkıntı aynen. Olur mu? Arkayı sökeceğiz. Önünde sadece içini alırız. Ne kadar mal olur bana bu işler? Bunlarda sökme takma işçiliğimiz var. Aha. Ön ek sökücü. Ya bunların hepsi 900 liraya mal olur. Tamam abi. Tampon tamirlerimle beraber. Tamam. Tamam abi. Kim ya bırakalım mı? Sıkıntı değil. Hemen sökebiliriz. Tamam abi bırakalım o zaman. Stoplar kalacak ama şimdi değil yok mi? Yok onları ellemeyeceğiz. Stoplar bizde. Hazır tampon yokken yani rüzgar direnci azken arabada arka koltukları da söktüm. Tekerlekleri de 32 olması gerekirken 36 PSI'ye de şişirdim. Biraz daha yükselttik arabayı yani. Daha rahat ilerleyecek. Arabam 222.000'de. Bakalım 0-100'ü kaç yapacak? Motordan ne kadar eksilmiş? Veya eksilmiş mi? Belki de rekor kırarız. Şu anda araba olabildiğince çok hafif arkadaşlar. Otobana geldim. Bu şekilde bir 0-100 denemesi yapacağım. Sizlerle de paylaşmış olurum diye düşündüm. Keyifli seyirler. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Arka taraf böyle gözüküyor. Bayağı havalı gibi durdu bence ya. Arka tekerleklerin görünmesi bayağı hoş durdu sanki. Ne bileyim Honda Civic'e böyle her şey yakışıyor gibi geldi bana da. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Bakın arka koltuklar yok. Şu benim kamera ekipmanları onu görmeyin. Hafif bir şey o zaten şöyle. Arka koltuklar yani böyle sünger gibi göründüğüne bakmayın. Nereden baksan 40-50 kilo ağırlığı var arkadaşlar. Arka tampon hazır yokken koltukları da söktüm. Buraları falan temizledim böyle. Ön koltuğu sökmedim ama. Önde bir de şey vardı ön tamponda. Ön tamponda tampon eki vardı onu da söktüm. Böyle şimdi araba altına doğru daha iyi havayı alacak ve arkadan tampon olmadığından çok daha rahat bir şekilde tahliye edecek. Tekerlekleri de biraz fazla şişirdik. 32 iken 36 yaptık. Bakalım 0-100 nasıl olacak? Beraber izleyip göreceğiz. Ben de merak içerisindeyim. Geçelim şimdi arabaya. Deneyelim. Gördüğünüz gibi otobandayım. Aha biri kaçak geçti. Ulan hiç aklımda kalmadı sizde. Kilometreyi almak için bu küçük kameramı takıyorum. Bir uygun bir yere geleceğim. Düz olacak. Birazcık rüzgar muhalefeti var ama hafiften ağaçlar sallanıyor ama çok fazla da değil yani. Öyle aşırı bir rüzgar yok. Belki az önce konuşurken mikrofondan size rüzgar sesi gelmiştir ama o kadar da bir rüzgar yok arkadaşlar. Hiç olmasaydı daha iyi olurdu tabii ama olsun. Gidelim bir düzlük bulalım bakalım şimdi. Arabayı da benzine alacağım şimdiden. Düzlük yer bulana kadar yüksek devirde gideceğim ki iVTEC alışsın, VTEC açsın araba. Direkt VTEC açıkken 0-100'e başlayalım yani. Birazdan düzlüğü bulunca duracağım ve 0-100 kronometresini başlatacağız. Bakın 3. viteste
5000 devirden biraz az önce araba 100 kilometre hıza geliyor. Yani 1, 2, 3 yapacağım. Yani 2'deyken 100'e vurdurmaya çalışacağım. 3'e attığım anda zaten direkt 100 olmuş olur. Şurası düzlük herhalde. Sağa doğru yanaşayım ben. Şöyle. Evet, dümdüz bir alana geldik şu anda. Hadi bakalım, bismillah. Üç, iki, bir. Evet. Yaptık, şu an kaç saniyede yaptık bilmiyorum ama ilk deneme araba çok güzel kavradı. Ön lastiklerim yeni. Hiçbir şekilde patinaj yapmadan kavradı. Güzel bir kalkış oldu diye düşünüyorum. Bakalım kaç saniye olacak bilmiyorum. Hani videoda bunu anlayabileceğim ancak. Video sırasında kronometreyi başlatacağım. Aynı anda sizle beraber ben de görmüş olacağım. Süreyi tam salisesiyle belirleyebilmek için edit programının timeline'ını kullanacağım. Görüntüyü elle geriye alıyorum. Bakın görüntüyü şu an elimle ileri geri yapıyorum ve araba tam kafa kalktığı anda kronometre başlıyor. Kilometre göstergesi hala sıfır bakın. İlerletiyorum görüntüyü. İbre 100 gösterdiği an saniyemiz kaç gösterecek ona bakacağız. Sürüklüyorum şu an. Görüntüyü geriye doğru sürükleyerek ilk 100 gösterdiği anı bulacağım. Bakın 9.23'te 9.24'te 100 oluyor. FD6'ların fabrika verisi 10.3 saniye. Yani daha ilk denemede rekor süreyi tutturduk ama daha iyisi gelecek. İzliyoruz. Bir kere daha deneyelim olmazsa. Bir kere daha deneyelim. Burası düzlük nasıl olsa. Arkamda bir kamyon geliyor. Yalnız şu kameram kayıtta mı, kontrol edeceğim. Evet, kayıtta. Arkamdaki araçlar geçsin. Tekrardan bir daha yapacağız. Arkadaşlar, iVTEC'lerde arabayı yüksek devire alıştırdığınız zaman VTEC açar. Eski VTEC'lerde 5000 devirden sonra açıyor ama bu şekilde launch kontrol yaptığınız zaman VTEC açık şekilde gidersiniz arkadaşlar. Evet, tekrar başlıyorum. Evet, 100'e geldik. Ufaktan biraz debriyaj kokuları gelmeye başladı arabadan. Biraz zorluyoruz arabayı ama bunlar Honda arkadaşlar, yapacak bir şey yok yani. Biliyorsunuz bu işleri böyle severiz yani biz Hondacılar olarak. Evet, ikinci denememizin süresine bakalım. Kalkış anını görüyorsunuz. Araba kafa attığı an kronometre başlıyor ve kilometre hala sıfır gösteriyor. Yani kronometreyi herhangi bir geç başlatma olayı yok. Evet, yine 9.23'te 97, 9.24'te 100. Çok ilginç bir şekilde ikinci denemede de aynı sürede geldik. Devam edelim. Bir daha deneyeceğim. Bir daha yapacağım. Hazır düzlüğü bulmuşum. Biraz az ileride artık zaten rampa aşağı yol var. Bu da biraz rampa yukarı gibi ama olsun. Kesiciye geldi araba. Evet. Tamam. Bu kadar yeter herhalde. Bakalım kaç saniyede yaptık. Arabada 222.000 de yani. Bunu da hesaba katarak yapacağız arkadaşlar. Bakalım ne kadar yıpranmış araba. Ha gerçi biz bir ton hile yaptık. İşte koltuğu çıkardık. Arka tampon yok. Ön tarafta ek yok. Gerçi bunlarda orijinalde de ek olmuyor da. Olsun. Yani 222.000'de de o kadar olsun yani. O kadar şeyimiz olsun yani. Evet, üçüncü denememiz kaç saniye oldu bakalım. Kronometre doğru anda başlıyor ve ilerletiyorum. Evet, 9.22 saniye. Bu sefer iki salise daha iyi. Üçüncü denemede benim de reflekslerimin alışmasının etkisi var diye düşünüyorum.
Denemelerim bitmedi. Devam edeceğim. Çünkü unuttuğum bir şey olmuş. İzliyoruz. Arkadaşlar az önceki çekimde kaç saniyede geldik bilmiyorum ama klimayı kapatmayı unutmuşum. Tekrar bir daha deneyeceğim şimdi. İyi gibi kalktı ama klimayı kapatmayı unuttuğumu fark ettim eve geri dönerken. Otobandan çıkarken bir düzlük daha var orada. Orada birkaç kez daha deneriz klimayı kapatıp. Bu da daha iyi oldu. Yani klimayla kaç yaptık, klimasız kaç yaptık onu da görmüş oluruz böylece. Bakın kesiciye kadar bağırttırıyorum arabayı. Aşağı yukarı 5000 devirlerdeyken debriyajı bırakıyorum. Hadi bakalım. Blow olduk. Ne diyorlardı buna Need for Speed'te? İkiye takarken girmedi arkadaşlar. Konsantrasyonum kaçtı. Tekrar yapacağım. Evet. Evet. Kaç oldu bilmiyorum artık. Hayırlısı. Kaça geldi? Kaç saniyede 100 yaptık? Video da belli olacak. Kronometreyi o anda açacağım ve sizle beraber görmüş olacağım ben de. O zaman yorumlarımızı yaparız video sırasında. Evet, son denememiz kronometre doğru anda başladı. İlerliyoruz. 9.19. Bakın 9.18.97, 9.19'da 100. Fabrika verisi 10.3. Benim yaptığım 9.2. Çok iyi bence. Bu test benim bu arabaya olan sevgimi bir kat daha arttırdı diyebilirim. Bu arada lastikleri 36 PSI'ye şişirmiştim ya, tekrar 32 PSI'ye almaya geldim. Şunu fark ettim, bakın lastiğin izi ne kadar içeriye doğru çekilmiş. Yani lastiği şişirdiğimiz zaman böyle tepe yapmış ve lastiğin basma alanı bir miktar azalmış mı? Parmağım da yağlı ama. Yani lastiğimizi doğru havada kullanmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha buradan bu örnekle de anlamış olduk bakın. Tamponları montaj gününden önce bir ziyarete gittim. Plastik tamiri yapılmış, yüzeydeki kusurlar macunlanmış şekilde. Gayet iyi gördüm kendilerini. Daha da iyi olacaklar inşallah. Ben de boş duran Allah sevmez deyip tampon altında kalan ve ilk günden beri hiç yıkanmayan kısmı yıkıyorum. Burada gördüğünüz gibi maalesef F6'lara fabrikasyon olarak arka tampon demiri koyulmamış. Bu durum en küçük kazada bile aracın çok büyük hasar almasına sebep oluyor. Facebook'taki F6 grubunda durumla ilgili fikir danıştım. Sağ olsun arkadaşlar birçok alternatif sundular. Şöyle ki parçayı demircide yaptıracak olsak bile tüm ölçüler ve çizimleri gönderen arkadaş bile oldu sağ olsun. En son Bilal Burak isimli arkadaşımızda çok uygun fiyata hazırı vardı. Hemen ondan bir tane sipariş verdim. Bakın orijinal arka tampon demiri. Darbe emici boğumları bile var. Otomotiv standartlarına göre üretilmiş, alaşımı ve esnekliği amacına göre ayarlanmış orijinal bir malzeme. Araçta montaj için delikleri var. Artık arkadan çarpan düşünsün. Tamponu bıraktıktan 3 gün sonra usta aradı ve montaj için hazır olduğunu söyledi. Bu tür işlerin çabuk bitmesi benim için önemli. Bu anlamda memnun kaldım. Bakalım işçilik nasıl, onu da birazdan göreceğiz. Sen şöyle Amerikan arkasına yanına doğru yanaş. Arabalara yanaştırırım seni çeyreğe. Tamam. Tampon montajı yapılırken ustayla pastacılığı hakkında ufak bir fikir alışverişimiz oldu. Onu da paylaşmak istiyorum. Usta işimize yarayacak bilgiler veriyor. Ya çizikleri almaz, boyanı parlatır. He. Yani şimdi şuradan baktığımızda mat bir görüntü var ya. Aynen, aynen. Parlak olur. Ya mesela bak ön kapıyı ben dün yaptım. Evet, güzel. Son aksi siyah cilasını yaptım ama pasta evet. Değil o yani. O tamam, yıkanınca evet. Gidecek gene. Öyle bir şey mi yapayım ya? Öyle öyle bir şey yaparsam daha iyi. Neden tamam. Daha iyi? Çünkü senin
köşeler zayıf yani şu anda. Aynen aynen. Hani 5-6 ay gitse bana böyle yeter zaten. Gider sen bunu çünkü kurcaladıkça hani aynen. Bir pasta geçeyim aynen. Falan dedikçe 2 pasta 3 pasta bayağı sana pilot olarak aynen. Aynen. Kapı şu anda güzel aslında bak. Şey. Aynen. Berbattı. Ben çünkü arabaya berbattı. Bakıyorum kapı dedim herhalde aynen. Kapıya bir şey oldu oraya pasta yaptım. Dün yani. Yaptım dün denedim böyle hele karanlıkta yaptım. Makineyle şeyle mi? Elle mi? Matkabın ucuna fingeri taktım. Ondan yaydım ama bir de keçe taktım ama keçeyle alamadım. Elle sonra bezle sildim. Bezle silince gitti. Keçeyle zaten cila yapılmaz. He. Cila genelde siyah sünger. He. Siyah sünger olur bir de yumuşak olması lazım cila süngerin. Yumuşak böyle. Aşındırıcı yıkadığımız süngerler gibi. Bizim kullandığımız pasta süngerlerinde renk renk biliyorsun. Bazen pembe renkli o bendeki. Bizde mesela bordo var, koyu kırmızı böyle. O aşındırıcı. Çok aşındırıcı, sünger de aşındırıcı. He. Şimdi bunda pastadan önemli olan şey de var. Kullandığım malzeme. Keçe mesela çok agresiftir. Keçeyle. He. Aynı pastayı ben alayım mesela. Keçeyle yapayım. Kırmızı süngerle yapayım. Bir de ince mavi süngerler var. Onlarla yapayım. Üçünün arasında devasa fark olur. Keçe mesela aşındırır, bütün çiziyi alır üzerinden arabanın. Kırmızı sünger bir tık daha altı ama ince yumuşak bir süngerle yaparsam herhangi bir çizik falan almaz oradan pasta sadece parlaklık verir. Bendeki pembesi böyle yavru ağzı renkteki bir sünger. Aynen. Ondan yaptım. İyi olmuş diyorsun yani sen şu an. Kapı şu anda güzel bayağı iyi. Bundan devam edeyim ben arabaya. Bunun üstüne seramik falan olmaz mecbur aşındırıp seramik yaparsın ama. Ama arabada o böyle yok. Zaten aynen. Şöyle söyleyeyim. Seramik yapılacak bir şey kalmamış artık bunun. Japon grubunun hepsi, bütün hepsi ama Nissan, aynen. Toyota, Mitsubishi, Honda. Ya aklına ne geliyoruz Japon'da? Bütün markaları düşün Japon'da. Aynen. Japonların İnce. Boyası Alman ve Fransız arabalarına yani diğer arabalara göre boya mikronları ince. Yani bu arabada örnek veriyorum orijinalde 80 ya da 90 mikron çıkar. Volkswagen'lerde, Mercedes BMW'de 130, 140, 150'lere kadar çıkar orijinal fabrikasyonunda. Bunlar da zaten ince. Aynen. Bir iki kere araba aynen. Şeyi gördüğü zaman, pastacılığa gördüğü zaman iyice zaten, kalmıyor. Kenarlarda aynen. İyice bitiyor. Kenarlardan köşelerde. Başlıyor bu sefer çıkarmıyor. Aynen. Mesela koyu renklerde ben şimdi bunu ben keçeyle geçtim. Arkasından ben hare giderici geçiyorum. Aynen. Ondan sonra aynen. Cila geçiyorum. Arabayı yıkıyorum. En son wax geçiyorum arabaya. Bir de sonra seramik mi yaptın? Wax koruyucu seramik olarak. Seramik şey yapmıyorum. Yani. Seramik ben hiç yapmadım. Yani. Bir iki kere falan yapmışım. Seramik biraz şeyle riskli. Nasıl riskli? Yani o malzeme arabanın üzerinde kurutursan, o malzemeyi uygularken kurutursan, arabayı hani parlatacağım derken, faydalı bir şey yapacağım derken boyayı da bozabilirsin. Aynen. O seramik sürekli uygulama yapanların yani onu bilen, işi bilenlerin yapacağı bir şey. Kapalı bir yer tabii, olacak. Tabii. Toz mesela olacak. Bunu yaptım diyelim bir yere kapatacağım ben. Aynen. Ya benim bu ortamımda o olmaz. Aynen. Ya yaparsam ben sana makine de verebilirim. Yaparım dersen makine de verebilirim. Yapamam ya. Makine daha mı iyi olur? Matkap ucu matkap yetersin. Biraz daha zayıf ya. Yani. Yavaş devirdi. Ustayla yaptığımız sanayi sohbetinden sonra ikram edilen çayı içip dükkanı incelerken tampona son kat zımpara ve polisaj işlemi yapıldı. Usta tamam herhalde beni. Tamam tamam. Borcumuzu takdim edeyim size. 900 değil mi? Aynen. Doğru mu? Çok memnun oldum. Eline sağlık. Görüşmek üzere tekrar. Amin inşallah sağ olun. Cümlemiz. Dedim gibi bir şey ne oldu? Tamam. Çıkkardan yardımcı olun. İsim neydi usta sen? Ali Osman benim. Ali Osman tamam. Memnun oldum usta. Tamam. Görüşürüz. Şey için de yardımcı olabilirim. Cila tamam, falan türlü tamam. Gelirsen. Proje olarak tamam. Malzemeciden şey yaparım sana. Tamam oldu aklımda olsun. Böyle deneme tamam. Falan bir şey yapacaksan yardımcı olurum. Tamam gibi. Oldu süper. Harika. Teşekkürler. Elinize sağlık kardeşim. Hadi iyi akşamlar kolay gelsin. Sağ olun. Evet arkadaşlar eve geldim. Bakın tamponu şöyle bir inceleyelim. İşçilik nasılmış bir de ona bakalım. Gayet güzel. En son zımpara yapıldı. Pastacılığa çekildi. Tampon sanki hiç boyanmamış gibi yani gayet güzel.
Ek yerleri de benim istediğim gibi oldu. Gayet güzel montajladılar. Keşke diğer kaporta kısımlarını da Türkiye'de boyatabilsek, böyle düzgün bir hale getirebilsek ama maalesef orijinal boyasını korumak zorunda kalıyoruz. Ön tampon da yine aynı şekilde. Ön tamponun sadece ek kısmını vermiştim ben. Malum ek kısmı en altta kaldığı için en fazla sürtmelere ve çarpmalara maruz kalıyordu. Oralarda kırıklar, çizikler çoktu. O yüzden ek kısmını da güzelce tamir ettirdik. Sonuç itibariyle işçilik olarak da gittiğim dükkandan memnun kaldım. Bunu söyleyebilirim. Bu videomuz da bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.